Gündüz süresi 21 Haziran tarihinde Dünya üzerindeki herhangi bir noktadan Kuzeye doğru gidildikçe, burası önemli. Bu bilgi e, soru çözümünde kesinlikle kullanacağız arkadaşlar. 21 Aralık tarihinde ise Güneye doğru gidildikçe uzar. Bulunduğumuz yerde yön tayini yapabilmemizin doğal yöntemlerinden biri de karınca yuvaların ağız kısmına bakmaktır. Çünkü karınca yuvaların ağız kısmı hep Güney göstermektedir. Yani 21 Haziran'da kuzeye doğru gideceksiniz. Gün, gün e, Gündüz vakti uzayacak. 21 Aralık'ta ise e, güneye doğru gideceksiniz. E, buradaki gündüz süresi artacak. Bir grup gezgin. Dünya üzerinde aynı meridyendeki şekilde dünya üzerindeki yerleri gösterilen noktalardan bir diğerine seyahat edeceklerdir. Karıncı yuvaların ağız kısmına bakarak bulundukları yerde güneşin doğuş vaktinde yolculuğa başlayıp güneşin batış saatine diğer noktaya ulaşacaklardır. Yani arkadaşlar biz buradan güneşin doğuş ve batış vakti dediğimiz için gündüz süresi olarak da kabul edeceğiz biz bunu seyahatleri boyunca. Buna göre gezginler seyahatlerin aşağıdakilerden hangisinde belirtilen şartlar içinde yaparlar ise en uzun gündüz süresini yaşamış olurlar. Yani e, o günkü yolculuklarını gündüz sürelerini e, en uzun yaşayan e, hangisi seçeneklerde belirtilmiştir diye bize soruyor. Bakalım. 21 Haziran tarihinde bulundukları noktada karınca yuvasının ağız kısmını gösterdiği yöne doğru. Güney'e doğru. Arkadaşlar güney'e doğru olması için 21 Aralık olması lazım. Burada bir kere bunu bir not alalım. Burada bir e, e, eksi puan aldı bizden. Gündüz süresiyle ilgili. B'ye bakalım. 21 Aralık tarihinde bulundukları noktadaki karınca yuvasının ağız kısmını gösterdiği yönün tersine doğru. Şimdi yönün tersine doğru 21 Aralık'ta biz nereye doğru gidersek gündüz süresi uzuyor. Gündüz süresi. Aa, güney'e doğru gidersek. Ee, peki karınca yuvası nereye doğru? Güney'e doğru. Tersi kuzey'e doğru. O halde burada e, B seçeneği de bizden bir eksi puan aldı. C'ye bakalım. 21 Aralık tarihinde bulundukları noktadaki karınca yuvasının 21 Aralık ne? Güney'e doğru gitmemiz lazım. A kısmının gösterdiği yöne doğru. Evet yine yöne doğru gideceğiz. N ile P arasında. Evet. 21 Aralık'ta güneye doğru gidersek bizim e, gündüz süremiz uzun olabilir. Bu, bu, bizden bir artı puan aldı bu seçenek. E, D'ye bakalım 21 Haziran tarihinde bulundukları noktadaki karınca yuvasının ağız kısmının gösterdiği yönün tersine doğru. Evet e, 21 Haziran'da kuzeye doğruydu. Ağız kısmının gösterdiği yönün tersine doğru yani kuzeye doğru. M ve N şehirleri arasındaki yolculuk yaparsa Yani M ve şey, N şehirler arasında yolculuk yapacak ama burası tabi güney yarım küre. N ile M arasında gidecek burada. Yani M'den N'ye gitmiyor aslında. O halde bu ifadenin de yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Yani bizden eksi puan alacak. Çünkü en uzun olabilecek e, günlük süresiyle ilgili zaten gün içerisinde sürekli hareket ettiği için burada M ve N'nin arasındaki uzaklık, N ile P'nin arasındaki uzaklık değil. Buradaki hareket süreleri e, gündüz sabah yola çıkıp e, gün battına kadar devam eden süre bizim için önemli. O halde arkadaşlar buradaki cevabımız C seçeneği olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Aşağıda dünyanın güneş etrafındaki donanım sırasındaki bazı tarihlerdeki konumları verilmiştir. Bu konumlarda kuzey yarım küredeki K şehri. Arkadaşlar burayı unutmayalım. K şehri kuzey yarım kürede ve güney yarım küredeki L şehirlerinde yaşanacak durumlarla ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi? Doğrudur arkadaşlar. Kuzey yarım küredeki K şehri ve güney yarım L şehri. Üçüncü konumdayken yani 21 Haziran'da K şehrinde kış mevsimi biter. K şehri kuzey yarım küredeydi. Kış mevsimi değil ikbar mevsimi biter. Bu ifade yanlıştır sevgili arkadaşım. E, B'ye bakalım. İkinci konumdayken L şehrinin ilkbahar mevsimi başlar. L şehrinde sonbahar mevsimi başlar. Çünkü L şehri güney yarım Kürededir arkadaşlar. Unutmayalım. C'ye bakalım. Birinci konumdayken L şehrinde en uzun gündüz yaşanır. Birinci konumda L şehrinde evet. Güney yarım kürededir. Yaz mevsimi başlayacaktır. En uzun gündüz yaşanır. Evet bu ifade doğrudur sevgili arkadaşım. D'ye bakalım. 1 ve 4 konumlar arasında K şehrinde gündüzler sürekli uzar. 1 ve 4 konumlar arasında K şehrinde gündüzler sürekli uzar. 1 ve 4 ee, gidelim. K şehri kuzey yarımkürede ee, gündüzler sürekli uzamaz. 21 Haziran'dan itibaren gündüzlerin kısalacağı bir dönem başlar. O Halde bu ifade de yanlıştır sevgili arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir sevgili arkadaşım. 2015 yılında dünyadaki çoğu ülke bir belge imzalayarak ortalama küresel sıcaklığı sanayileşme öncesi sıcaklıktan 2 derece üzerinde sınıf, sınırlandırmayı amaçlamışlardı. O zamandan bu yana yapılan bir çalışma sonucunda bir rapor yayınlandı. Bu raporda iki senaryodan söz edildi. Bilimsel bir dergiden alan aşağıdaki grafikte 1950 yılı ve günümüz arasında gerçekleşmiş günümüzden 2100 yılına kadar ise senaryolar gereği gerçekleşeceği düşünülen dünyanın ortalama sıcaklık değişimi verilmiştir. Buna göre küresel ısınma ve küresel iklim değişiklikler arasındaki ilişki düşünüldüğünde yorumlarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar senaryo 1'e göre daha olumlu bir hava var. Sıcaklığın daha az azalacağı görülüyor. Senaryo 2 biraz daha e, farklı bir senaryo. E, daha üzücü bir senaryo. Senaryo 1, e, R üretim faaliyetlerinin yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile ulaşılabilir. Evet, fosil yakıtlarından çok daha çok güneş enerjisi veya rüzgar santralleri gibi enerjiler kullanıldığı zaman buraya ulaşılabilir. Evet doğrudur arkadaşlar. Bu ifadenin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ee, iki senaryo 2'nin gerçekleşmesi halinde gelecekte tarım ürünlerinin üretimde iklim kaynaklı genel artışlar olması beklenir. Senaryo 2 gerçekleşirse eğer iklim kaynaklı bir artıştan çok azalışın olması beklenebilir. İkinci ifadenin yanlış olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 3. Sera gazları salınımının azaltılması çalışmaları başarı olur ise senaryo 2'nin gerçekleşmesi beklenir. Ee, sera gazları salınımının azaltılması çalışmaları başarılı olur ise arkadaşlar e, bu ifadeye baktığımız zaman e, sera gazı gerçekleşmesi beklenir. Arkadaşlar senaryo 2'de sera gazın azaltılması çalışma başarılı olursa senaryo 2'de senaryo 1'in gerçekleşmesi daha olasıdır. O halde arkadaşlar bu ifadenin de yanlış olduğunu söyleyeceğiz. O halde cevabımız yalnız bir olan A seçeneğidir. Aşağıda V, Y, Z ve T noktalarında yaşanan 4 yaşayan 4 öğrencinin 21 Haziran tarihindeki konumları verilmiştir. Ee, ve tam ekvator üzerinde, ekvator çizgisi üzerinde, y yengeç dönencesinde, z ise kutu, kuzey kutup dairesinde, Oğlak dönencesi üzerinde olan ise T şehri. Bu öğrenciler konumları ile ilgili aşağıdaki ipuçlarını vermiştir. Verilen ipuçlarına göre hangi öğrenci hangi noktada bulunmaktadır? Sevgili arkadaşlar, şimdi bu dört öğrencinin hani Z, Y, V, Z, T diye kodladık ama bunlar hangisi? Yani Ahmet mi, Aslı mı, Arda mı, Ayşe mi? Ahmet benim bulunduğum yerde sıcaklıklar hep düşük kalır. Hiç sıfır derecenin üzerinde çıkmaz. Sıcaklığın hep düşük kaldığı dünya üzerinde kutup daireleridir. Z için Ahmet'i yazabiliriz sevgili arkadaşlar. Yani Ahmet'e ben Z diyebilirim. Şöyle bir not alalım. Aslı benim bulunduğum yere bugün öyle vakti güneş ışınları dik olarak düşecek. Burası ne zaman? 21 Haziran. Bugün dediğine göre 21 Haziran'da güneş ışınları dik geldiği yer yengeç dönencesi. Y ye, o zaman yengeç dönencesinin olduğu yerde arkadaşlar Aslı bulunmakta. O zaman e, Aslı içinde Y yazacağız arkadaşlar. Arda'ya bakalım. Benim bulunduğum yerde gece ile gündüz süresi bugün de eşit. Arkadaşlar e, gece ile gündüz süresi 23 Eylül'de veya 21 Mart'ta eşit olur. E, dünyanın her yerinde. Sadece dünyada ekvator çizgisi üzerinde e, her gün e, gündüz ve gece süresi eşit olur. O halde e, V şehrinde V gösteren noktada arkadaşlar Arda bulunacaktır sevgili arkadaşım. Ayşe'ye bakalım. Benim bulunduğum yerde bugün kış mevsimi başladı. Benim bulunduğum yerde 21 Haziran'da kış mevsiminin başlayabilmesi için güney yarım kürede olması lazım. Ayşe'nin de T şehrinde olması lazım. O halde arkadaşlar biz bu bulduğumuz kodlamaları yerleştirdiğimiz zaman bakalım Ahmet Z Bey eliyoruz. Aslı Y olacak. Y'ye bakalım. O zaman D'yi eliyoruz. Arkadaşlar ee, Arda'ya bakalım. Arda V. Arda V ise Arda'da ne olması lazım? Arda'nın C olması lazım. T olamayacaktır. O, o halde A de T oldu. C seçeneği bizim doğru cevabımız arkadaşlar. Arkadaşlar yine bütün bildiklerimizi yorumlayarak yapabileceğimiz bir soru. Bir bilim insanı canlıların yaz ve kış uykusu durumları incelemek için mevsimlerin başlangıç tarihlerinin belirtili şekil 1 ve şekil 2'deki dünyanın güneş karşısındaki konumlarındaki tarihleri için alan toplam 5 ay. Bakın 5 ay kalmış. Burayı soruda kullanacağız. Bir araştırma yapmıştır. Araştırma sürecinde önce şekil 2'de belirtilen tarih sonra şekil 1'de belirtilen tarihin yaşandığı bilinmekte. Şekil 2'deki tarih yaşadıysa önce burasının 21 aralık olduğunu görebiliyoruz. Şekil 1'in ise arkadaşlar 5 ay içerisinde gerçekleştiği için burada bir ekinoks dönemi gerçekleştiği görseli de olduğu için buranın 21 Mart tarihi olduğunu anlayabiliyoruz. Arkadaşlar yani bir mevsim şeması çizecek olursak tekrardan arkadaşlar 21 Aralık pardon 21 Haziran 21 Mart 21 Aralık ve burası 23 Eylül olacak bizim bilim insanımız 21 Aralık'ta başladığı 5 ay boyunca devam ettiği için burasının Mayıs ayı da 21 Mayıs'ta sa kadar şu bölgede seyahat ettiği ve çalışmalar yaptığını anlayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Ve araştırmacının yarasa ve kirpinin kış uykusuna yatıyormuş arkadaşlar. Yarasa ve kirpi e, kış uykusuna yatıyormuş arkadaşlar. Yer sincabı ve çöl salyangozu, yer sincabı ve çöl salyangozunun da yaz uykusuna yattığı biliniyormuş soruyu buna göre çözeceğiz. Buna göre araştırmacının günlüğünde harflerle belirttiği ifadeler için aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur denmiş. Ee, K yarasa ise ilgili not Temmuz ayında K yarasa ise ilgili not e, Temmuz ayında Güney Yarımküre üzerinde bir yerde alınmış olabilir. Temmuz ayında Güney Yarımküre üzerinde bir yerde kış mevsimi yaşanacaktır arkadaşlar. Ama yarasa sevgili arkadaşlar kışın e, bir yerde alacaktır. Ama pardon bu doğru gibi gözüküyor bu ifade. Ama burada ne yanlış peki arkadaşlar? Temmuz ayında bu önce şekil 2 sonra şekil 1'in belirtili konum ve 5 ay sınırlaması olduğu için 21 Haziran'dan sonra yaşanacağı için de Temmuz ayının arkadaşlar. Burada bizim 21 Mayıs'la 21 Aralık'ta 21 Mayıs arasındaki bu 5 aylık kısıtlamaya uymuyor. Bu nedenle yanlış A seçeneği arkadaşlar. B seçeneğine bakalım. L yer sincabı ise ilgin not Şubat ayında güney yarım küre üzerinde bir yerde alınmış olabilir. Şubat ayında güney yarım kürede sevgili arkadaşım yaz mevsimi yaşanıyor. L yer sincabı ise yer sincabının yaz uykusuna yattığını da biliyoruz. Evet bu olabilir o halde. Şubat ayı da Aralık, Ocak, Şubat bu tarihler arasında 5 aylık dönemi kapsadığı için arkadaşım burada bir olabilirlik var. M kirpi ise ilgili not Ağustos ayında kuzey yarımkürede. Ağustos ayı zaten olmuyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Bu yanlış. N çöl salyangozu ise ilgili not Eylül ayında zaten yine Eylül ayında olmayacaktı not. Arkadaşlar biliyoruz ilk 5 aylık dönemi kapsamıyordu. Onun dışındaki yani 21 Aralık'ta 21 Mayıs arasındaki dışındaki herhangi bir tarihte bu not alın, alınmış olması mümkün değildi. O halde arkadaşlar cevabımız B seçeneğidir. Osman 4 ilimize ait aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Artvin'e bakalım. Yıllık yağış ortalaması Türkiye ortalaması üzerindedir. Mersin cuma gün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağmur yağışı beklenmektedir. Burada bir hava olayı Söz konusu olmuş arkadaşlar. Artvin'de ise iklim arkadaşlar. iklim özelliği söylenmiş. Kırşehir'e bakalım. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok olduğu ilimiz. Arkadaşlar burada yine iklimle ilgili bir bilgi verilmiş. Önümüzdeki hafta boyunca ikindi vakitlerine dolu yağış beklenmektedir. Burada da e, hava olaylarıyla ilgili bir durum söz konusu arkadaşlar. Evet. Buna göre sorumuzu çözmeye çalışalım. Artvin için verilen bilgi kısa sürelerini etkili olan ve gerçekleşmiş hava olaylarının verileri kullanarak ulaşılmıştır. Arkadaşlar iklim olaylarına gerçekleşmiş hava olaylarının verileri kullanılmış. Evet ee, bu ortalamalı bir bilgi olduğu için arkadaşlar bu ifadenin doğru olduğunu söyleyeceğiz. Mersin'de yaşanması beklenen durum aynı vakitlerde aynı iklim tipi etkili olan illerde yaşanmayabilir. Evet yaşanmayabilir mi? Yaşanması belki durum aynı vakit aynı iklim tipi. Etkili. Evet yaşanmayabilir arkadaşlar. Bu hava olayıdır. Ee, kısa bir e, geniş bir alanda değil küçük bir alanda etkilidir. Ee, değişkendir. C kaşığı için verilen bilgi uzun yıllara ait verilen ortalamaları incelerek ulaşılmıştır. Evet iklim ile ilgili bilgidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. D. Konya için verilen durumun tahmini oldukça geniş bir bölgede yapılan ölçümler sonucunda yapılmıştır. Konya ilinde bir hava olayı var. Oldukça geniş dediği için bu bir sanki iklimi bize hatırlatıyor. Ama verilen bilgi hava olayı ile ilgili. O yüzden bu ifadenin yanlış olduğunu, bu yorumun yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Söyleyebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Bir bölgenin ortalama sıcaklık değerleri bu bölgede yaşanan durumlarla ilgili bilgiler verebilir. Bir öğrenci böyle bir bilgi verilmiş. Yani diyor ki aslında bu bilgide grafiğe bakacaksınız. Burayla ilgili yaşanan durumlarla ilgili bize yorum yapın diyor. Bir öğrenci iklim konusundaki ödev için yıl içinde 4 farklı mevsimde yaşandığı bir şehre ait aşağıdaki yıllık sıcaklık ortalaması grafiğine ulaşmıştır. Buna göre öğrencinin bu şehirle ilgili sadece grafiğe bakarak yaptığı aşağıdaki çıkarımlardan hangisine kesinlikle ulaşılabilir? Sadece bu grafiğe bakacağım ve kesinlikle ulaşacağım. A seçeneğine bakalım. Güneş ışınları bu şehir üzerindeki noktalara 21 Aralık'ta öğle vakti diş, dik açıyla düşer. E, Temmuz ayında bu şehir arkadaşlar ııı e, Ortalama sıcaklık çok düşük. Yani burada demek oluyor ki Temmuz'da kış yaşıyor. Bu çünkü dört mevsim yaşanıyormuş burada. Ocak Şubat'ta da en yüksekte. Yine burada Aralık'ta en yüksekte. Burası arkadaşlar o halde e, yaz olacak. Yani burası sanki Güney Yarım Küre ülkesi arkadaşlar. E, Güneşinler bu 21 Aralık öğle vakti dik açıyla düşer. Evet, Güney Yarım Küre üzerinde bir yere e, oğlak dönencesine e, dik açıyla düşer ama e, burada bir kesinlik yok. Çünkü buranın oğlak dönencesi üzerinde olduğunu bilmiyoruz. Kesinlikle diyemeyiz. Ulaşılabilir denseydi sadece o zaman doğru cevabımız olurdu. B seçeneği Haziran ayı içinde geceler, gece süreleri kısalmaya başlar. Haziran ayı içerisinde yani 21 Haziran'dan bahsediyor. 21 Haziran içerisinde 21 Haziran'da Gece süreleri kısalmaya başlar arkadaşlar e, Haziran ayında burada e, kış mevsimi başlayacağı için gündüz e, süreleri uzayacak. gece süreleri kısalacak 1 Haziran'da evet bu if buraya kesinlikle ulaşabilirim bu şehirde gündüz ve gece süreleri yıl boyunca eşittir bu ekvator çizgisinde olduğunu bilmiyoruz buna ulaşamam sonbahar mevsimi Eylül ayı içinde yaşanmaya başlar. Ee, Sonbahar mevsimi Eylül ayı içinde yaşanmaya başlar diyor sevgili arkadaşlar. 23 Eylül tarihinden bahsedilmiş. Kesinlikle ulaşabileceğim bir şey mi burası arkadaşlar? Bir ifade mi? Ee, burası Kuzey Yarımkürede bir ülke olmadı ve Güney Yarımkürede olduğunu tahmin ettiğimiz bir ülke olduğu için ee, Sonbahar mevsimi aslında 23 Eylül'de değil. 21 Mart'ta olmasını düşünürüz arkadaşlar. Bu ifadenin bu yüzden yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir sevgili arkadaşım. Erzurumlu İsmail Hakkı çok sevdiği hocasının türbe içindeki sandukasının baş kısmını kurduğu düzenek ile güneş ışığını düşürerek aydınlatmaya başarmış. Bu düzenekte güneş ışığı 3 kilometre uzaklıkta bir tepeye inşa edilen duvar penceresinden geçerek toplanır ve türbe yakındaki kuledeki ayna sistemiyle yansıtılarak türbe penceresinden geçip kaprin baş kısmını aydınlatır. Mevsim başlangıcı olan iki farklı tarihte yılda iki kez buralar önemli arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakika süreyle gerçekleşen bu olay ışık hadisesi olarak isimlendirilir ve gerçekleştiği tarihlerde dünyanın her yerinde gece ve gündüz süreleri eşittir. O halde bu süre 21 Mart veya 21 23 Eylül olacak arkadaşım. Bu soruyu çözelim. Yani ilkbahar ve sonbahar mevsimlerin başlangıcı olacak. Bakalım güneş ışığının geliş açısına göre de arkadaşlar baktığımız zaman da buranın bir bir öğle vakti olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Buranın bir sabah vakti olduğunu çok rahat söyleyebiliriz şekle baktığımız zaman. Ve 21 Mart veya 23 Eylül yani ilkbahar veya sonbahar olduğunda çok rahat söyleyebiliriz arkadaşlar. O halde verilen bilgilerin hepsi bize metinde ve resimde verilmiş, görselle verilmiş bize soruyu çözmek kalıyor. Verilen bilgiler ve görselden yararlanılarak ışık hadisesi ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumların hangisi doğrudur? A- Yaz mevsiminin başlangıç gününün sabah saatlerinde gerçekleşebilir. Hayır. İlkbahar mevsiminin başlangıç günün öğle saatlerinde güneş ışığı dik gelir. Öğle saati dediği için yanlış arkadaşlar. C kış mevsiminin başlangıç kış dediği için zaten yanlış bu seçenek. D seçeneğine bakalım. Sonbahar mevsiminin evet ilk şartımıza uyuyor. İkinci şartımıza başlangıç gününün sabah saatlerinde. Evet, sabah saatlerinde gerçekleşebilir. Evet, gerçekleşebilir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Bağdır memleketi Hatay'dan amcasının bulunduğu Avustralya'ya aynı yıl içinde 3 kez gitmiştir. Bağdır'ın bu seyahatleri sırasında bu ülkede yaşanan durumlarla e, durumlar aşağıda verilmiştir. Birinci seyahat Avustralya'ya ulaştığı gün gündüzler uzamaya başlamıştır. Ee, gündüzler Avustralya'ya ulaştığı gün Avustralya bir Güney yarım yarımküre ülkesi Ekvator'un altında alt tarafında yer alıyor. Avustralya'ya ulaştığı gün gündüzler uzamaya başlıyor. Gündüzler ulaştı ulaş, uzamaya başladıysa arkadaşlar ve burası bir Güney yarımküre ülkesi ise burası bir kış mevsim yaşıyor önce. Güney yarım kürede kışta 21 Haziran'da ee, başlıyor. O zaman birinci seyahatimizin 21 Haziran olduğunu çok rahat söyleyebilirim sevgili arkadaşım. İkinci seyahat Avustralya'da kaldığı 15 gün sonunda gece gündüz süreleri eşitlenmiştir. 21 Mart'a veya e, veya 23 Eylül'e kadardan önceki 15 günden bahsediyoruz. Avustralya'da kaldığı 15 gün sonunda çok özür dilerim. 21 Mart, 23 Eylül Mart'tan sonra ne gelecek arkadaşlar? Evet az kaldı. 15 gün sonra gece gündüz süreleri eşitlenmiştir. Evet. Eylül veya Mart olacak sevgili arkadaşlar. Burası. O halde şuraya Eylül veya Mart olarak yazalım. 3. seyahate bakalım. Avustralya'da gecelerin gündüzlerden daha kısa olduğu 10 gün kalmıştır. Gecelerin gündüzlerden daha kısa olduğu yani gündüzlerin uzun olduğu yani kış mevsiminde ee, pardon yaz mevsiminde güneyde yaz mevsimi ne zaman? Aralık, Ocak, Şubat'ta. Aralık, Ocak, Şubat olabilir. Aralık, Ocak ve Şubat olabilir. Bunlardan hangileri uyuyor? Arkadaşlar bir kere Haziran dediği için B ve C'yi eledim. Haziran, Eylül, Mart ikisinde de yok. Burası olabilir arkadaşlar. A ve C, D olabilir. Ee, Aralık, Ocak ve Şubat dediği için de Nisan olan A seçeneğinde eliyorum sevgili arkadaşlar. O halde benim cevabım D seçeneğinde verilen tarihlerdir sevgili arkadaşlar. grup öğrenci mevsimler konusuyla ilgili ödevler için bir oyun tasarlamışlardır. Ee, oyun okuyalım önce. İp ile masanın üzerinde elip sekne bir yörünge yaparak dünyanın yörüngede olması gereken konumlara denk gelen yerle 21 Mart 21 Haziran 23 Eylül ve 21 Aralık tarihleri için sırasıyla 1-2-3-4 numarası yazdığı yazdığı kağıtları koyunuz. Mumu ip ile oluşturduğunuz alanın içine yerleştiriniz. Mum burada güneşi temsil ediyor arkadaşlar. Mevsimlerin özellikle anlatan bilgi kartları hazırlayınız. Küp şeklinde ve her biri farklı mevsim, mevsimi tavs, e, temsil eden mavi, sarı, yeşil ve kırmızı renkte tahta bloklar hazırlayınız. Öğrencilerin bilgi kartlarına yazdığı bilgiler ise aşağıdaki gibidir. Bakalım sevgili arkadaşım. K kartı kış mevsim bitimiyle başlayıp yaz mevsim başlaması arasında yaşanan bahar mevsimi. Şöyle yapalım. K kartı bizim e, kışla yaz arasındaki mevsim ilkbahardır sevgili arkadaşlar. Hemen notumuzu alalım. L kartı yılın en soğuk ve en uzun gecelerin yaşandığı mevsimdir. E, o zaman burası kıştır sevgili arkadaşım. M kartına bakalım. 21 Mart tarihinden sonra başlayan bahar mevsimidir. Ee, güney Yarım bir kere şunu alalım. Burası ilk bahar mı son bahar mı? Arkadaşlar, oyunda Güney Yarım Küre'de yer alan bir ülkede yaşanacak mevsim başlangıç tarihleri dikkate alınacakmış arkadaşlar. Renkli özdeş tahta küp şeklindeki bloklar dünyayı temsil edecekmiş. Aşağıda görümden hangisi doğrudur diyor. Yani Güney Yarım Küre'de bir yerde 21 Mart tarihinden sonra sevgili arkadaşlar sonbahar başlar. İlkbahar değil. Burası önemliydi. N kartına bakalım. Yılın en uzun gündüzlerinin yaşandığı mevsimdir. Bunu da yaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. O halde soruyu bir daha güney yarım küreye göre yapacağız arkadaşlar. A K kartını okuyan öğrenci yeşil tahta bloğu yeşil neyi temsil ediyor? İlkbaharı. K evet ilkbaharı temsil ediyor. 2 numaralı kağıdın olduğu yere yerleştirmelidir. 2 numaralı kağıt arkadaşlar 21 aralığı gösterdiği için bu ifadenin yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. Ee, arkadaşlar B'ye bakalım. L kartını okuyan öğrenci L kartını okuyan öğrenci kışık okumamız lazım. Mavi tahta bloğu evet kış ma mavi tahta bloğu. Ee, mavi tahta bloğu 4 numaralı Evet 21 Haziran. Güney Yarımköy'de 21 Haziran e, da kış başlar. Olduğu yere yerleştirmedir. Evet L doğru bu nedenle arkadaşlar. Yani B seçeneği doğrudur. C'ye bakalım. M kartını okuyan öğrenci yani kışı kırmızı tahta bloğu yani sonbaharı dediği için bu ifade yanlıştır. N kartını okuyan öğrenci. N kartında ne var sevgili arkadaşlar? E, yaz vardı. Okuyan öğrenci sarı tahta buluyor. Yaz. Evet. Bir numaralı kağıdın olduğu yer. Bir numaralı olduğu kağıdın yer. Sonbaharı gösteriyor. Bu ifade bu nedenle yanlıştır. Bizim doğru cevabımız arkadaşlar B, B seçeneğidir.